Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneden tığa oyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet size şöyle tek renk bir model hazırladım. Şöyle ipimi göstereyim. İpim leylak marka arkadaşlar. Birebir bentimde aynı renk olan ipim. Leylak marka biliyorsunuz kalıp gibi oluyor. 783 numara. Numarası da 783. Şöyle şuralara yazarsanız bunun düşme ihtimali oluyor veya diğer ipleriyle karışma ihtimali oluyor. Hangisi diye düşünmezsiniz arkadaşlar. Şöyle Leyla yanına 783 yazarak numarasını unutmayabilirsiniz. Bir de soran arkadaşlar için söylemek istedim. Tığımda 21 numara. Size iğneden tığ, iğne zarifliğinde yine tek renk tek sıra bir model hazırladım. Modelimi de göstereyim. Evet, modelim bu arkadaşlar. Bakın, iğne oyasında olan bu şekilde ee, tek renk tek sıra giden bir örnek. Şu fıstıkları ilmek yerine orada birikleri toplayarak yapılmıştı ilmek yerine bu şekilde trabzanlarla yaptım bütün uygun olsun diye fıstık da çok güzel oluyor onu da toplayabilirsiniz ilmek de çok güzel oluyor arkadaşlar bu şekilde trabzanlı fıstık değil ilmekli fıstık da yapabilirsiniz tercih size ait şöyle bakın ters tarafında bakın tersi düzlüğü aynı bu şekilde bir model hazırladım zincir oyası diyebileceğimiz kolay bir model herkes yapabilir bu model arkadaşlar şöyle üç tane çıkardım iki tane de sizle yaparak baksat burada arkadaşlar modelin nasıl yapıldığını tarif etmek şöyle yaptıkça da daha güzelleşiyor çoğalıyor kalıp gibi de şöyle ütüye uygun bir model Evet şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim İkişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nol videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bakın ilk başlar gibi başlayacağız. İpimizi tığımıza tutturduk. Hemen tığ battığının içine sık iğne ile girip sabitledik. Bu arka tarafı unutuyoruz. İlk başlar gibi başlıyoruz. İki defa tığı doladım. Hemen yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle iki 2 ve 2 3 seferde aldım. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Bu benim fıstıklar için yuva oluşturacağım. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 defa tığımı doladım. Trabzanın ara kısmından girip yine 3 seferde bir trabzan 2 ve 2. Son 2'yi almıyorum arkadaşlar. Fıstık toplarken genelde son ikiler kalıyor. Yine 2 defa tığımı doladım. Şöyle trabzanın ara kısmına girip 2 ve 2. Diğer trabzanımın boyutunda bu şekilde iki seferde aldım. Son ilmek tığımda. Bu 3 tane oldu. Bakın zincirle beraber 3 trabzan oldu. Bunu 6'ya tamamlayacağım. 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle 2. Şöyle 2. 4 oldu. Yine trabzana yuva edinip 2 2 Böyle trabzanlar hazırlıyoruz. Trabzan yuvaya 6 tane trabzan yapıyoruz. 2 ve 2. Bakın son ilmekler tığda bir de trabzanlar hep aynı boyutta bakın uzunluğu 4 zincir boyutunda oluşturduk. Hepisini birden buraya kapatıp şöyle bakın fıstığı oluşturduk. Zaten bu hepsini birden kapatma fıstığı oluşturmamızı sağlıyor. Ve buraya ben 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. ipimi güzelce esnettim. Zincirleri de sıkı sıkı çekince kalıp gibi oluyor. Bir tane bırakıp ikincinin içerisine bu şekilde bakın. Şöyle bir artma işlemi oluşturdum. Yanına bir sonraki tığ battıya sık iğne ile geçişimi yaptım. Buradan da 9 tane zincir çekiyorum. Bir fazla. 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çektim. Buraya bakın dip kısmına zinciri çekmeye başladığım yere sık iğneyi kapattığım noktaya kapattım. Bir tane daha onun yanına sık iğne yapıyorum. Bir zinciri kapattım. Bir tane de öyle yuva için sık iğne oluşturdum. 9 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı. 6, 7, 8 ve 9 hemen dönüşümü yaptım bakın buradaki iki sık iğnenin arası benim kirpiklerimin yuvası olacak böyle sık iğneyi aralayıp kapattım sadece bu dönüş kirpiğini 9 çekiyorum diğer iki kirpik 8 zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 ve 8 şöyle orta kare kirpikler oluşturuyorum buraya şöyle tığımı taktım tekrar girelim bakın aynı yere 3 tane kirpik yapacağım bu sık iğne arasını yuva edindim yine 8 zincir 6 7 ve 8 sık iğnemin ara kısmına 3 tane kirpiği yaptım bakın. şöyle orta büyüklükte 3 tane 8 zincirli kirpik bu ara kısımdan 2 zincirin ara kısmına sık iğne ile geçişimi yaptım Şöyle ikinci zincir bizim yuvamız olacak. Oraya iki zincirde şöyle 6 tane kıkbık yapacağız. Bu 1 2 Şöyle 3 4 5 2 zincir ve 6 Şimdi arkadaşlar bakın buradan bu ilk zincirin ara kısmından yani iki tane zinciri burada birleştiriyoruz. Burası önemli bakın püf noktası diyebilirim. Bu bombililiği bu şekli vermeden yaparsanız e, bu şekli veremezsiniz. Bu bombililiği veremezsiniz. Bakın şu zincirin ara kısmından girdim ve aynı tığ battı. Ya. Böyle iki zinciri çekmeye başladım yerden tığ battıdan sık iğne ile de giriş yapıyorum. Bağladım. Sık iğne ile de aynı yuvaya girdim. Şöyle net göstereyim bakın arkadaşlar. Bu yapmanız gereken dikkat etmeniz gereken bu bağlama noktası ve sık iğne. Şimdi iki zincirle de bir sonraki tığ battıya yani bu biri bir nevi ara mesafesi gibi arkadaşlar. Bir tane böyle zürafa yapıyoruz iki zincirden. Bakın kalıp gibi oluyor. Gördünüz hep beraber yaptık şöyle tırnak üstünü de yapalım şu dip kısmı kaydıysa yaparken pipirikleri onu yukarı doğru çekip şeklini verdirebilirsiniz bakın evet bu şekil oluyor bir tane daha yapıp şöyle daha iyi pekiştirelim istiyorum şimdi iki defa tığı doladım hemen yandaki yere 2 iki alarak şöyle üç seferde aldım trabzan yapıyorum. Ve şimdi buraya 4 tane zincir çekerek fıstıkların yapılışına başlayacağım. 2 defa tığa doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle 2 ve 2. sonraki iki tığımda yine 2 defa tığa doladım. 2 ve 2. 3 oldu. Tekrar iki defa tığa doladım yuvanın içerisine girip 2 ve 2 4 oldu 2 defa tığı doladım yuvanın içerisine giriyorum 2 ve 2 5 oldu ve trabzanla yuvanın içerisine giriyorum 2 ve 2 bakın 6 tane bu şekilde trabzanı yapıp hepsini birden kapat kastemiz bu şekilde oluşturduk ve 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincir çekiyorum kapattıktan sonra bir tane bırakıp ikincisinin içerisine şöyle girdim. Bakın burada bir artma işlemi oluşturup yanına diğer tığ battıya sık iğne ile geçtim. Ve dönüşte bir fazla 9 zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9. Hemen çevirdim 9 zincirimi. O fıstığımızın dip kısmından zincirin arasından giriyorum ve aynı yere bir tane de sık iğne yapıyorum. Bakın iki tane sık iğne oldu. 9 tane zincirle dönüş yapıyorum. 6, 7, 8, 9. Hem çok kolay hem de iğne zarifliğinde çok güzel oluyor. Şöyle bakın 2 tane sık iğnemin arasına girip buraya bir pipirik oluşturdum ve tekrar 3 4 6 7 ve 8 sadece ilk pipiri 8 diğer iki pardon ilki 9 diğer iki 8 tekrar 8 zincir 6 7 ve 8 aynı sık iğneye 3 üç tane. 3. üyi de buraya yaptık. Ve bakın buraya zincirin ara kısmına sadece sık ile geçtim. Ve ikişer zincirden buraya 6 tane kirpik oluşturacağım. Şöyle. Bu bir. 2. 3. 4 5 ve 6 evet, 6 tane yaptık zincirin ara kısmından girip şöyle kapattım ve yandaki aynı yere pardon aynı yere yan değil arkadaşlar aynı tığ battı ya bir de sık sıkayım dediğim gibi bakın 6 tane pipiri yaptıktan sonra ikisini bir buraya böyle bağlıyoruz şu güzel görüntüyü veriyoruz bakın hemen iki zincir çekip bir tane tığ battı şöyle mesafesini de veriyoruz sonra arkadaşlar şöyle sökülmesini ben iki zincir yapacağım bu iki zincir değil trabzan yaparak devam edilecek bu şekilde şöyle elimdekini bırak çıkarayım Evet modeli tamamladık arkadaşlar bakın Şöyle çok güzel zarif bir model oldu. Yapımı da gördüğünüz gibi. Evet modelimizi tamamladık. Modelimiz bu şekilde. Şöyle tek renk tek sıra iğne zarifliğinde yapımı da şöyle tane tane anlatmaya çalıştım sizlere. Çok güzel zarif bir model oldu iğne zarifliğinde. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak şöyle bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.